Herkese selam canlar. Ben Burak hocanız ve sizlerle birlikte modern atom teorisinin ikinci dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde atom modellerini işleyerek Born atom modeline geleceğiz. Ve Born atom modelini de öğrendikten sonra bir sonraki dersimizde modern atom teorisine artık giriş yapabileceğiz. Ve tabii ki bu dersimizin sonunda modern atom teorisinden de bahsedeceğiz. Yani bizim kuantum sayılarını, elektronların orbitallere dizilimini ki orbital kelimesini kullanıyorum. Bu kelimeyi Schrödinger'le birlikte kullanacağım. Bunları yapabilmemiz için bizim atom modellerindeki süreci birazcık kafamızda canlandırmamız gerekiyor diyorum. Ve atom modelleri dersine başlamadan önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin için ders anlatıyorum. Sizlerin de bir destek vermesini kesinlikle bekliyorum. Canlarım diyorum. Ve hemen derse geçelim. Benim şimdi atom modellerimde ilk atom kelimesini milattan önce Demokritos kullanmıştır. Ama atom modelleri kavramına geldiğimizde ilk atom modelimizde renk körü olan neymiş? Renk körü. Mesela tıpta renk körlerine ne derler diye söylediğimde daltonizm derler. Renk körüne göz doktorları daltonizm kelimesini kullanıyorlar. Çünkü Dalton renk körü, Dalton'un adını yaşatabilmek için renk körlerine daltonizm demişlerdir. 1803 yılına kadar Dalton 46 yıl hava tahmini yapmış ve artık bir atom modeli ortaya atmış. Bunu bir demir bilye gibi düşünecek olursak içi dolu, yüksüz ve küre şeklindedir diyor Dalton. Atom bölünemez diyor. Başka bir element atomuna dönüşemez diyor. Bir elementin tüm atomları özdeştir diyor. Farklı elementin atomları farklıdır diyor. Şimdi buradaki söylediğimiz cümlelerin hepsi yanlış. Elementler birleşerek molekülleri oluşturur kısmında bileşiği oluşturan elementlerin aralarında sabit bir atom oranı vardır kelimesi bizim için doğrudur. Yani Dalton'un söylediği tek bir şey doğru, onun dışındakilerin hepsi yanlış. Biz bu arada modern atom teorisine ön hazırlık olsun diye bunları konuşuyoruz. Yoksa Dalton atom modelinde çok daha ayrıntılı, Thomson'da çok daha ayrıntılı konuşabiliriz. Dalton kütlenin korunum kanunu ve sabit oranlar kanunundan yararlanarak bize katlı oranlar kanunu söylemişti. Hatırlayacak olursanız belki onun sınıfın ilk ünitesinden hatırlarsınız. İki farklı bileşiğin elementlerinden birinin sabit kütlesine karşı diğerinin arasındaki oran bize katlı oranı veriyordu. Sabit oranlar kanunundan sonra gördüğümüz bir şey. Yıl 1803 yıl. Hop, üzerinden bayağı bir yıl geçiyor. Ve 1904. Ama bazı kaynaklarda bunu 1897 olarak da geçirebiliyorlar. O yüzden buraya 1897 olarak da aklımızda kalsın ama sıralamaya göre 1897'den sonra Rutherford'dan önce. Thomson elektronların yani elektron ismini söyleyene kadar ki katot ışınlarının manyetik ve elektriksel alanda sapma açılarını bulmuştur. Yani elektronun yük bölü kütle oranını bulmuştur. Yani elektronla alakalı çalışmış bu arkadaş. Artık atom modelini de ortaya atmıştır ve demiş ki pozitif yük bulutu içerisinde negatif yükler homojen olarak dağılmıştır. Yani atomun tamamını pozitif kabul ediyor. İçerisinde negatif yükler dağılmıştır diyor. Ama pozitif yük ne kadarsa içerisinde negatif yükler de o kadar dağıldığı için totalde atom nötrdür diyor. Atomun yarıçapı 10 üzeri eksi 8 santimetre olarak bulmuştur. 10 üzeri eksi 10 metreyi daha çok fizik öğretmenleri kullanır ama burada ikisinde geçmişler dikkat edecek olursak. Atom katot ışınları deneyiyle bulunmuştur diyorum yarı çapını. Ve tabii ki üzümlü keke benzetiyor. Kek burada pozitif yüklü atom içerisindeki üzümler ise negatif yükleri oluşturmaktadır diyorum. Elektronun kütlesi çok küçük olduğundan atomun kütlesini artı yükler oluşturur deriz. Bunu şöyle bilin. Thomson atom modelini söylediğinde elektronlar keşfedilmişti, protonlar keşfedilmişti ama nötronlar hala keşfedilmemişti. Ama atomun toplam ağırlığı da biliniyordu. Atom içerisindeki portakal büyüklüğündeki protonlar, elma büyüklüğündeki nötronlar bilinmiyor ama protonlar biliniyordu. Şimdi çok küçük olan pirinç taneleri de biliniyordu. Şimdi protonlar yani portakalları biliyoruz. Pirinç taneleri yani elektronları biliyoruz ama poşetin içerisindeki yani atomun içerisindeki biz elmaları yani nötronları bilmiyoruz. Poşetin ağırlığını biliyoruz kütle spektrometresiyle. Elektronları yani pirinç taneleriyle portakalları düşündüğümüzde atomun yaklaşık yarısını oluşturur diyoruz. İşte burada büyük bir kısmını oluşturur cümlesini Thomson yaklaşık yarısını oluşturur diyen de kim olacak bizim için? Rutherford olacak. Rutherford atom modelinde ise artık Thomson atom modelindeki ciddi eksikliklerden bir tanesi çekirdek kavramı bulunmuştur. Yapmış olduğu alfa deneyiyle
alfa ışınlarını bir 10 üzeri eksi 4 santimetre kalınlığındaki altın plakaya gönderiyor. Altın plakaya gelen bu ışınlar pozitif yüklü, özellikle pozitif kelimesini kullanıyorum, çekirdeğe denk geldiğinde, yüklü pozitif oldukları için çekirdeğe denk geldiğinde çekirdeğe çarpıyor ve geri dönüyor. Çekirdeğin kenarına çarpınca saparak hareket ediyor. Ya eğer çekirdeğe çarpmıyorsa dümdüz bir şekilde karşı tarafa geçiyor. Burada bunu şu şekilde hayal edebilirsin. Mesela stadyum bizim için bir atomdur. Stadyum ne olsun? Hangi stadyum? Şükrü Saracoğlu stadyumu. Stadyumun ortasına koyduğumuz pimpon topu ise bizim için bir çekirdektir. O zaman mabet olan Şükrü Saracoğlu stadyumunda, bilmeyenler için Fenerbahçe'nin stadyumu diyeyim. Belki kız öğrencilerimizden bilmeyenler vardır. İşte bu stadyumun ortasına koyduğumuz pimpon topu çekirdek, etrafına da elektronlar dağılmış. Biz böyle hayal edelim. Gönderdiğim ışının pimpon topuna değme olasılığı nedir? Çok azdır. İşte bu pimpon topuna değenler çekirdeğe çarpar ve geri döner ya da sapar. Ama pimpon topuna değmeyenler, ki görselden de görüyoruz, karşı tarafa geçiyor ve karşı tarafta parlak bir ışık bırakıyor. Parlak bir ışık bırakabilmesi için de içerisine çinko sülfür sürülmüştür. Gönderdiğim ışınların sadece ve sadece %1'i sapıp ve geri döndüğü için atomun %99'u, çok kötü yazdım, hemen orayı düzelteyim. Atomun %99'u boşluktur. Şimdi stadyumun yarı çapı, yani atomun yarı çapı 10 üzeri eksi 8 santimetre idi. Çekirdeğin yarı çapı ise 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 13 santimetredir. Yani 10 binde biridir. Pimpon topu diye de hayal ettirdim. Aynen Şükrü Saracoğlu stadyumu bizim için atom çekirdekte, bizim için pimpon topudur. Zaten Rutherford da atomu bu şekilde hayal ettirmiş. Atomun büyük bir kısmı boşluktan oluşur. %99'u boşluktur. Hatta bu bir yarışmada 125 milyarlık soruydu. Pozitif yükler çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Yani çekirdek kavramını bize bulmuştur. Çekirdekte pozitif yük miktarı kadar etrafında da negatif yükler vardır. Ama bu pozitif yük miktarı farklı element atomlarında daha farklıdır. Çekirdeğin kütlesinin yaklaşık yarısı pozitif yükler oluşturur. Yani pozitif yükler atomun çekirdeğinin yaklaşık olarak yarısını oluşturur. Diğer yarısı neyin oluşturduğunu şüphelenmiştir Rutherford. Araştırmıştır. Nötronun varlığını deneysel olarak ispat edemediği için kalmıştır ve 1932 yılında Chadwick, yani öğrencisi, Rutherford'dan yola çıkarak nötronu bulmuştur ve 1935 yılında da Nobel ödülünü almıştır. Rutherford atom modeli Güneş sisteminde benzetilebilir. Ama Rutherford atom modelinin de eksiklikleri var. Ne elektronların nerede ve nasıl olduğu hakkında herhangi bir yorum yapmamış. Elektronların konumu hakkında yorum yapan kişi ise bize ne? Bohr deriz. Bohr, elektronların belirli enerji düzeylerinde değil de çekirdek çevresinde gelişi güzel dolanır cümlesini tamamen çürütüyor. Yani pimpon topunun etrafındaki 20 tane seyirci herhangi bir koltuğa oturduğunda bu Rutherford atom modeli, ama biz bu elektronları, yani seyircileri, belirli koltuklara oturduğumuzda o zaman Born atom modeli oluyor. Born atom modeli çekirdek kavramı üzerine elektronların belirli enerji değerlerine sahip olan katmanlarda, yani yörüngelerde bulunduğunu söylemiştir. Ve bu katmanlara K, L, M, N ismini 4 tane katman yaptım veya 1, 2, 3, 4 demiştir. Ve bu katmanlar N ile gösterilir. Sağa doğru gittikçe katmanların enerjisi tabii ki artar. Eğer atoma dışarıdan bir enerji verilirse elektronun enerjisi artar artar artar, artık bu katmana sığamaz ve yukarıdaki bir katmana geçer. Daha yüksek enerjili bir katmana elektronun geçmesi, elektronun atomun kararsız yapıya geçmesine neden olur ve bu durumda da uyarılmış hal elektron dizilimine dönüşür. Tabii ki atoma biz enerji verdik. Verdiğimiz enerjiden dolayı elektron enerjisi arttı arttı arttı. Artık bu katmana sığamadı. Daha yüksek bir katmana geçti. Bu durumda atomun enerji almasına bir isim vermemiz lazım. Bu da absorpsiyon olur. Ve uyarılmış haldeki atom yüksek enerjili olduğu için kararsız yapıdadır. Bu kararsız yapıdaki atom elektronunu ilk fırsatta eski haline döndürür. Elektron eski haline döndüğünde dışarıya aldığı enerjiyi yayar. Bu enerjiyi yayarken de dışarıya ışık olarak yaymaktadır. Einstein bu ışığa foton kelimesini kullanmıştır. Atomun enerji almasına absorpsiyon denirken, atomun dışarıya aldığı enerjiyi tekrar temel haline dönerken vermesine ise emisyon denir.
İşte gelin bunlardan birazcık bahsedelim. Bakın KLMN ve 1, 2, 3, 4 bizim katmanlarımız. Elektronlar sadece belirli küresel yörüngelerde bulunur. Ve bu kürelerin enerji düzeyleri bellidir. Ve biz sağa doğru gittikçe enerjisinin arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu katmanların belirli enerjileri vardır ve K katmanı çekirdeğe en yakın olan katman olduğu için K katmanının enerjisi en düşüktür. Elektronlar önce bu katmana yerleşir, sonra diğer katmanlara sırasıyla yerleşmeye başlar. Bir katmana yerleşebilecek elektron sayısı 2n kare ile bulunur. Bu durumda ikinci katmana ve birinci katmana yerleşecek olan elektronlar, örneğin birinci katmana 2 iken ikinci katmana 8 elektron yerleşebilirken üçüncü katmana 18 elektron yerleşebiliyor. Katmana yerleşecek maksimum elektron sayısını 2n kare bize verir. Yörüngelerin enerjisi çekirdekten uzaklaştıkça artar ve çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin arasındaki enerji farkı azalır. Yani kastedilen şey şu. Bir numaralı katmandan iki numaralı katmana geçerken enerji artışı oluyor. 2'den 3'e geçerken yine enerji artışı var. 3'ten 4'e geçerken yine enerji artışı var ama her seferinde bu enerji artışında azalmalar oluyor. Atom düşük enerjili olmak için en düşük enerjili K katmanından başlayarak elektronlar yerleştirilir. Bu duruma biz temel hal deriz. Ama atomun bir elektronu daha düşük enerjili katmandan daha yüksek enerjili bir katmana geçtiğinde bu durumda uyarılmış hale dönmüş olur. Uyarılmış hal bizim için kararsız yapıdadır. Kararsız yapıdaki bu atom tekrardan elektronunu bir alt katmana geçirdiğinde aldığı enerjiyi dışarıya yayar. Bu ışına da Einstein foton demişti. Elektronların ikinci katmana geçerkenki yaydığı ışıklar insan gözü tarafından görülmektedir. Ama Born atom modelinde eksiklikleri var. Örneğin Born atom modeli elektronların aynı bu şekilde çekirdek etrafında dairesel olarak hareket ettiğini söylüyor. Burada hemen tam bir daire çizeyim. İçimizde görsel olmasın. Bakın daire şeklinde hareket ettiğini söylüyor. Yani bir çekirdek yapıyorum. Burası çekirdek. Kırmızı ile yaptım. Elektron bunun üzerinde hareket ediyor. Ama elektron bunun neresinde? Yani bu dairenin neresinde? Bununla alakalı bize herhangi bir şey söyleyememiş. O zaman kocaman bir soru işareti. Ve elektronları yapılarını açıklarken Born atom modeli sadece ve sadece tek elektronlu yapıları açıklayabilir. Yani hidrojen gibi tek elektronlu bir atom ki başka atom yok veya helyum, lityum gibi bir elektrona sahip olan iyonların spektrumlarını, bunların davranışlarını açıklayabilmektedir. Ve elektronların çekirdeğin katmanı etrafında nerede olduğunu bize söyleyememiştir ve elektronların dairesel hareket ettiğini söyler. Ama elektronlar çekirdek etrafında dairesel hareket etmezler. Bunu bir Amerikan topu gibi de hayal edebiliriz. İşte Born atom modelinde bize elektronların nerede olduğu hakkında tam yorum yapamamış ama bu elektronların nerede olduğunu artık modern atom teorisiyle yorumlayabiliriz. Elektronlar çekirdek etrafında hareket ederken onların hızını ve konumunu ölçmek istediğimizde hız ve konumu aynı anda ölçülemez. Buna Heisenberg belirsizlik kuramı denir. Bazı kişilerden bahsedecek olursak Max Planck elektronların yani enerjinin paketler halinde taşındığını söylemiştir. Yani biz bir tartının üzerine 3 kiloluk bir ağırlığı koyduğumuzda, yine bir 3 kiloluk ağırlığı koyduğumuzda tartı 3'ten 6'ya çıkar. Hiçbir zaman 4 ve 5 gibi kilolara ulaşamayız. Bu enerjinin paketler halinde taşındığını gösteriyor. Max Planck ise yayılan ışığın neyini dalga boyunu bulmayı sağlamıştır. Yani görünüyor mu, görünmüyor ki Einstein buna foton kelimesini kullanmıştı. Louis de Broglie ise ışığın yapmış olduğu dalga ve tancık özelliklerinin birebir aynısını şu an elimdeki kalem gibi atomun içerisindeki elektronların da yaptığını söylemişti. Heisenberg'in zaten hız ve konum aynı anda belirlenemez bir belirsizlik kuramı vardır. Ve Schrödinger bir kimyacı, bir fizikçi olmamasına rağmen, bir matematikçi olmasına rağmen matematiksel hesaplama yaparak ya acaba elektronlar nerede bulunabilir? Bir olasılık hesabı yapıyor ve elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu yerleri hesaplıyor. Bu yerlere de ne ismini veriyor? Orbital ismini veriyor. O zaman Schrödinger'in dalga denklemi ve hidrojen atomunun elektronunun enerji paketlerini kuantum ve atom orbitali adı verilen seri dalga fonksiyonları şeklinde açıklandığı yapılarda biz artık nereye geçebiliriz? Modern atom teorisine geçebiliriz. Yani elektronları artık katmanlara, KLMN katmanlarına değil, bu katmanların içerisindeki bulunma ihtimalinin yüksek olduğu orbitallere yerleştirebiliriz diyorum. Ve hemen Born atom modelindeki yörünge
ve modern atom teorisindeki orbital kavramlar arasındaki farkı bilmenizi istiyorum. Elektronların izlediği varsayılan dairesel yol bizim için yörünge. Ama sağ tarafa bak, elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının en fazla olduğu yerler orbital. Elektronun düzlemsel hareketini temsil ederken burası elektronun 3 boyutlu hareketini ifade eder. Yörünge bir enerji düzeyini temsil ederken, yani sadece bir şekli varken, orbitallerin farklı şekilleri vardır. Ve her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunur. Sol taraftayım. Her yörünge belirli bir kapasiteye sahiptir ve her yörüngede yalnız belirli sayıda elektron bulunabilir. Bunu biz 2 n kare olarak ifade etmiştik. Ama sağ tarafta her bir orbitalin alabileceği elektron sayısı en fazla 2'dir. Şimdi o zaman sorularımıza geçebiliriz ve benim birinci sorumda Thomson atom modeline aittir diye soruluyor. Bir elementin tüm atomları kütle, hacim ve şekil bakımından birbirinin aynısıdır. Bunu söyleyen bize Dalton'du. Bu yüzden eledim. Çekirdekli atom modeli olarak bilinir. Hayır, bunu da söyleyen bize Rutherford'tu. Atomun kütlesinin büyük çoğunluğunu pozitif yükler oluşturur diyen Thomson, yaklaşık yarısını oluşturan diyen de Rutherford'tu. Cevabımız E şıkkı olur. Sağ taraftayım. Bohr'un atom modeliyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hidrojen atomu için geliştirilen bir modeldir. Tek bir elektron olduğu için doğru. Atomun temel hali düşük enerjili ve kararlıdır. Elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler, yani orbitaller, modern atom teorisinde vardır. Atom nötrdür. Elektronlar çekirdeğe en yakın olan, enerjisi en düşük olan K katmanına yerleşir. Modern atom teorisini ifade ettiği için cevabımız C şık olur. Bakın, bir sonraki ders nereye geçeceğiz? Kuantum sayılarına geçeceğiz. Artık kuantum sayılarını da anlamlı hale yapmaya başladıktan sonra biz elektronları orbitallerimize çok güzel bir şekilde sıralayabileceğiz. İlk iki dersimiz bizim kuantum sayılarını ön hazırlık şeklinde düşünelim. Artık kuantum sayılarını da birazcık daha sakin bir şekilde size daha ayrıntılı bir şekilde ifade etmeye gayret edeceğim. Bu arada kendine iyi bak. Bir sonraki üçüncü derste görüşmek dileğiyle. Totalde de sevgili arkadaşım 10 modern atom teorisi, 10 da periyodik cetvel, toplam 20 tane böyle 10 küsür dakikalık parçalarla biz bu kısmı sindireceğiz, bitireceğiz. Kendine iyi bak, görüşmek dileğiyle.